Getireceğim sana. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Nehir Hanım. İyi programlar. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Buyurun. Renk kattınız. Teşekkür ederiz. Cemal Bey nasılsınız? Teşekkür ederim. Asuman ben, Samsun. Asuman Bacım. Nasılsınız? İzliyorum, daha da anca ulaşabildim ya. Teşekkür ederim ablacığım. Sen nasılsın? Sağ ol ablacığım, sesini duydum, iyi oldum. Nasılsın? Sağ olasın. Alo? Düştü. Samsun'dan. Olabiliyor. Tamam. Nereden arıyorlar? Samsun'dan. Sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Aynı zamanda Tuğba Hatun, biliyorsunuz benim arkadaşım, onun konuğu olmuştum Vizyon TV'de. O beni şu an izliyor, annesi inanılmaz seviyor beni. İnanılmaz düşkün, geleceğim ablacığım, anneciğim senin ellerini öpmeye, ama bir zaman bulsam ben, bir zaman bulsam İstinye tarafına geçmeye. Etiler zaten yakın değil mi? Neyse, onu anlatmayayım şimdi. Hoş olmaz. Meşkule, annesi beni çok seviyormuş. Babası Yusuf. Bu kim? Kız kardeşim. Kız kardeşin Zeycan mı? Zeycan. İlk defa duyuyorum. Çok güzel bir isim. Onlara da kokuluk kokuluk kocaman öpücükler gönderiyorum. Bir de Mercan Almanya'dan beni izliyormuş. Ona da öpücükler gönderiyorum. Ben bütün gün öpücük göndereceğim valla. Oturacağım böyle, herkese öpücük. Bol bol kokulu kokulu. Ne güzel ama. Ne güzel değil mi? Zaten. Aynen öyle. Esin, sen de beni izliyormuşsun. Seni de öpüyorum. Simge'yi de öpüyorum. Son artık selamlara. Ben geçen sene Ahmet abilere diyordum ki hep selam gönderiyoruz abi. Bu sene oldu ki hep selam. Göndersen müdürlü, göndermesen müdürlü abi. Serkan. Alo. Alo. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi günler. İyi günler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben sizi pazar içinden arıyorum, Dalkınpaşa'dan. Neyse, hani program içinde bilmiyorum. O bir türkü rica ediyoruz. Kutu boşaldı. Al bu kutuyu, göz kalemlerini koyarsın içine. Nasıl olsa metroseksüelsin. İşte tokalarını. At kuruyu. Serkan'a vereceğim. Kutu boşaldı. Anında gitti. Şekerlerini koysun. Şaman sağ olsun. Hep bana lokumlar, çikolatalar getiriyor. Burada biz bütün ekibi yiyoruz. Asla buradan aldığım bir şey evime götürmem. Almanya'dan Emil de gönderdi. Biliyorsunuz bütün arkadaşlarımla paylaştım. Yemem tek başıma. Asla. Nasıl? Yarısını zaten Ersin götürdü. Ersin'e çikolata olsun da ne olursa olsun. Size benzedir. Hakikaten öyle, çok seviyor tatlıyı benim gibi. Önümüzdeki cumartesi Salih Can bizlerle birlikte olacak. Oğluyla birlikte. Ne oldu be? Niye şaşırdınız? Pazar günü kim bizlerle birlikte olacak? Rujdi bizlerle birlikte olacak. Bulgaristan'dan geliyor. Can, güldürmeyin beni ya. Nasıl? O ne mi? Mehmet. Sen şu kameramanlar bir alışsana. Bak ben onları anlayabiliyorum Tayfun'un. Bana anlatma kabiliyetin çok iyi değil. Evlenemeyeceksin bu şekilde. Ha, anladım. Tamam. Yılbaşı da geliyor. Yeni yılımız herkese inşallah uğur getirecektir. Ben yılbaşı gecesi kutlamıyorum. Çok masraflı oluyor. Masraftan kaçırmayın. Yani size gelen hediyeler kurtarır o paçayı. Krediler ne olacak? Krediler ne olacak? Düğüne gitmedin. Krediler de gitti. Hayatımda ilk defa hiç unutmayacağım bir insanın düğününü unuttum ya. Ben ne yapayım Nurhan? Cezalandıracağım kendimi. Kredi yok. Gittik. Gerçekten siz emin misiniz bugün 23 olduğuna? 23'ü. Canan ya, niye hatırlatmadınız ya? Nurhan bankada çalışıyor arkadaşım. O kadar bana faydaları oluyor. Krediler çıkartıyor. Şimdi ne yapacağız? Yandım, kredi başarı gitti. Ben evine gelirim senin. Evine gelirim, affettiririm kendimi. Biraz cilve yaparım, bir altın caz getiririm. Eve gitmek başka. Ama unuttum abi. Dün ama hastaneye gittik biz. Moralim bozuldu. Canan'ın babasını görünce, Canan'ın babası da şeker hastası. Bari ya, neler yaptı bana. Arabam burada mı diyor. Dedim yok. Ben bilmem diyor, gidin tatlı alın bana diyor. Künefe söyle. Bana diyor çabuk künefe getir diyor. Diyorum ya abicim nasıl yiyeceksin, sen şeker hastasın. Ben bilmem nevin diyor. Git bana tatlı getir, niye boş geldin diyor.
Biz de şeker hastası değil, hiçbir şey almadık. Hani diyet yemeklerle besleniyor orada abi. Diyet diyet pastalar pardon. Diyet künefeler vardır. Değil mi? Diyet. Ay neler yaptı Ahmet abi bize. Doğru. Biz var ya canlarından kikir kikir kikir. Nasıl haklı? Hastaya boş edeyim. Geçen gün ne yapmış? Nasıl hastaneye düşmüş? Gitmiş pasta almış. Canan hatta eve tatlı götürmez yemesin diye pasta almış. Ne olur? Biz kendi sağlığımıza dikkat etmesek, Ersin yerine geç. Hiç kimse bizim sağlığımıza dikkat edemez. Ersin benim koltuğuma göz koydu. Sen kurban olsun. Gel bakayım şimdi ablam buraya bana. Ersin'e 1.70 boyunda ince, güzel, narin bir tane kız arıyorum. Yine mi? Lütfen şu Sebahattin abiyi, Mehmet'i, Ersin'i evlendireyim artık. Ya bir düğün yapamadım şurada, dur elimde. Ya düğün yapmak istiyorum, birisi bana nasip olsun ya, ben evlendireyim. Hastanede budur mu? Dünkü hemşireye göz koydu. Yalan de. Yalan. Hayır yalan değil. Biz Canan'ın babasıyla konuşurken bunlar işi pişirdi. Ama ben Canan'ın babasına iyi bakması için konuştum. Bir şey söyleyeceğim sana seyirciler. Benim ekibim bizler dolaşırken bizi bir göreceksiniz. Hep macera. Hep macera. Karşıdan döndük açlıktan ölüyoruz. Ne yiyelim ne yiyelim. Şişli'de abi bir dönerciye girdik bak. Ben işte insan hakkını böyle kullanıyorsanız hiç sevmiyorum. Tayfun dinle. Ahmet abi siz de iyi dinleyin. Açlıktan geberiyorsunuz ve ben hiç tavuk döneri sevmem. Bir tane dönerci bulduk. Ersin dedi ki gel girelim. Size bir şey söyleyeyim mi? Sadece dibini, içini kapatmış. Kenarlarına ince 4 tane domates doğramış. Parasını hiç söylemek istemiyorum. Ayıptır ya. Hakikaten ayıptır yani. Baktılar 3 kişi. Döner satmıyor, salata domates. Ya abicim, tabağın şu kadar tabağın dibini yani kapatmış. İncecik, kenarına 4 tane. Böyle bak, yani. Yemin ediyorum Hamide, ben, Ersin yedik. Eğer 3 tabakta bir domates varsa kafamı keseyim. Vallahi. Yarım domates bile yoktu. Hiç ses çıkarmadım çünkü çok yorgundum. Ama bir şey kazanıyorsanız karşılığını verin. Ayıptır, günahtır. Yani kul hakkıdır ya. Bu kim olursa olsun. Aslında söylemek lazım yani. Döner geldiği zaman önünde kıvırcık varsa domates. Ben kardeşim buraya kıvırcık yemeye, domates yemeye gelmedim. Döner yemeye geldim. Ama abicim şimdi bir de söyleyemiyorsun yani. Ama söyleyemedim. Neden yani söyleyemedim? Bir de ben yaptığım işten dolayı çok bir şey söyleyemiyorum insanlara. Söyleyeceksin canım, ne demek? Söyleyemiyorum. Neden? Hemen diyorlar ki siz ünlüler böyle havalısınız. Siz şöylesiniz, siz böylesiniz. Benim havalı bir yanım var mı ya? Hayır, havalı. Zaten güzelsiniz. Havalı. Güzelliğiniz yeter. Şuraya bakın, boy pos yerinde. Gerdanlar takmış, kırmızı sarı. Oo, Galatasaraylı mısın? Nesin bilmiyorum yani. Güzel. Abicim. Güzel yani. Abicim. Aç ağzını. Oo, yarası. Bak Ersin. Eğer sen bunu yeme, ben bombayı nasıl patlatıyorum. Kendi yaptığın yemeğe çok güzel olmuş desene şu kamera. Bana bir kere şov yapıyoruz. Bana asla hayır diyemezsin. Ama çok güzel. Hayır. Bana hayır deme şansı yok. Bu program patronu benim. Aç. Daha aç olmadı. Bizden önce o yiyor maşallah. Çok abi. Evet. Hem yap hem aç. Kendin pişir kendin ye. Aha anası bak. Of. Oğlunu bir kaşık doyurdum. Daha verirsen bitecek. Anası oğlunu doyurdum. O yüzden hiç bu son. Ersin gel buraya. Neden tadı güzel değil mi? Ersin düştü. Düştü aç. Ben oğlumu doyurdum, eve gelmek, yemek yapmana gerek yok. Tamam. Güzel olmuş mu? Böyle yap şimdi. Dinle şimdi böyle. Bu elinden tut. Böyle yap. Olmadı Ersin. Yemeğe yanında. Bana bak, bana. Baktım. Bana bak. Böyle yap şimdi bak. Dur önce bak. Çok güzel olmuş, çok güzel. Elime sağlık de. De bakayım yakın çek. Elime sağlık. Ellerim böyle diye, ellerim böyle. Olsun senin böyle. Böyle bak. Geçen de aynı böyle bir programda siz hatırlıyor musunuz bana böyle geldiniz burada börek sundunuz, ağzıma getirdiniz, doldurdu. Bizim orada da değerli bir hocamız var, canımızın ya dedi, ne güzel bol kepçeden veriyordu, dolduruyordu da ağzına kesiyordu falan böyle bir söyle
Ben evin adıma dedim bu kadar dedi beslemezsin seni. Ay. Kilo alıyorsun. Valla Mersin'ciğim çok teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Çünkü sen dışarıdan birisi değilsin. O yüzden teşekkür etmeme gerek yok. Ama seni çok sevdiğimi artık dünya öğrendi. Ben kısa bir konuşma yapacağım. Ben burada çalışan bu programda cumartesi pazar herkesin ömrümün sonuna kadar arkasındayım. Bunu burada açık ve net söylüyorum. Şimdi sayın seyirciler, bugün de programın sonuna geldik. Çok büyük bir talep var bu programın daha fazla olmasına ama inşallah Tuncay Bey önümüzdeki günlerde düşünecektir bunu diyorum. Göz önünde bulunduracaktır. Mehmet kafanı sallama bana. Gelirse o saçların yolarım senin orada. Sayın seyirciler, Allah'a emanet olun. Önümüzdeki cumartesi söylediğim gibi Salih Can ve oğlu bizlerle birlikte olacak. Oğlun ismi neydi? Can. Osman bizlerle birlikte olacak. Yayında bazen unutabiliyorum, kusura bakmayın. Geçen senelerde burada program yaptılar. Sizler onu zaten yakından tanıyorsunuz. Yeni albümden şarkılarını burada söyleyecek. Evet, pazar günde Ruj diye Bulgaristan ekibi bizlerle birlikte olacak. Zaten 31'i de pazartesi herhalde, değil mi? Yeni yıla gireceğiz. Son programımız bu sene 30'unda olacak. İnşallah hep birlikte eğleneceğiz diyorum. Size kucak dolusu Ahmet.